Hey. Selamlar dostlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım gününüz daha geçiyordur bakın sizlere videonun her başında diyorum ki nasılsınız iyi misiniz diye ama yorumlarda hiç iyiyim veya kötüyüm yazan olmuyor hani ben bunları boşuna sormuyorum hani baş, videonun başında öylesine de demiyorum kardeşim yorumlara iyi olup olmadığını yaz neyse intromuzdan sonra haberlere geçelim İlk haberimiz Lil Uzivert kardeşimiz hakkında olacak. Kendisi biliyorsunuz paintball oynadı diye dışarıda tutuklanmışlar falanlar filanlar diye haberlerde bir yerlerde gördünüz. Fakat bu olay arkadaşlar aslında böyle değil. Aynı Six Nine'de de bu olay böyle değil dedim. Yine bu olay da böyle değil arkadaşlar. Aslında bu arkadaş tutuklanmamış. Hatta Instagram'da bir tane video paylaşıp videoda da şöyle bir şey diyor. Yani ben hep telefondaydım hani suçlu değilim sizin gibi blog sayfaları gibi hani böyle tutuklandım haberleri yapıyorsunuz ya hepiniz geri zekalısınız tarzında bir tane yani nerede bulundu diyebiliriz böyle bir atarda bulundu yani buradan da aslında tutuklanmadığını anlayabiliyoruz Şimdi ilave etmek istiyorum Uzi e, bu görüntüleri böyle eğlencesini işte eğlendiğini falan story'de paylaşırken böyle iyi insanlara o paintball şeyini gerçek silah olarak algılamışlar İşte o yüzden de polisler bastılar falanlar filanlar sosyal medyada etkisini görebiliyoruz neyse sıradaki haberimize geçelim Sıradaki haberimize geçmeden önce bir yorumlara yazar mısınız? Videoları böyle mi anlatayım? Çünkü bu videoda bir tık daha yavaş anlatıyorum. Sırf siz daha iyi anlayın diye ne bileyim böyle bir gereksinini de hissettim. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu haberimiz biraz farklı bir olan Lil Yadi ile alakalı. Bu arkadaş 2019'da Aralık 2019'da bir tane konser esnasında kavgaya karışmış ve şu anda davalık ediliyor. Bu konser Rolling Loud Festivali bilirsiniz. Her sene böyle bir konserler düzenleniyor falanlar filanlar. Jimmy adında arkadaş bundan şikayetçi. Aralık 2019'da gerçekleşmiş. Bu arkadaş Juice WRLD'ün anısını izlemek için anısı oldu biliyorsunuz Juice WRLD anısına. Bunu sırf izlemek için bu konsere geldiği söyleniyor. Arkadaşın anlattığına göre Lil Yedin'in 2000'den birine çarptığını ve kavganın da buradan çıktığı söyleniyor. Adamı işte dövmüşler bu Jimmy adında arkadaşı. Resmen burnunu yumruklamışlar, tekmelemişler falanlar filanlar. Tabi bu olayda da Lil ile de alakası olduğu için böyle bir olay gerçekleşiyor. Yani bundan davalık olmuş ama Lilyedin'in de savunmasına göre de yani farklı bir olay. Ee, onların anlattığına göre de bu Jimmy arkadaş saldırgan olduğunu ve e, Lilyedi ilk önce ilk önce onun ittiğini falan söylüyor. Karşılaşmışlar işte kavga kavgada o zaman gerçekleşmiş falan filanlar diyor. Yani ben bu savunmayı pek gerçekçi bulmadım arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz yorumları yazın. Böyle bir olay gerçekleşmiş ve dava işte saldırıdan falan dava edilmiş. Şimdi sizlere de aktarayım dedim. Sıradaki haberimiz yine bir dava olayı fakat bu olay daha da farklı bir olay arkadaşlar. Lil Zen'le alakalı bu arkadaşı neden sevmediğini zaten biliyorsunuz. Yani bunun birinci sebeplerinden biriydi zaten Tupac'ın şarkılarını sıkıcı bulması. Bunu bir röportajda söylemişti ve bu olay da aslında bu verdiği cevaptan alakalı yani bir durum. Olay benzin istasyonunda gerçekleşiyor arkadaşlar. İsmini bilmediğim bir arkadaş Lilzen'e resmen saldırıda bulunmaya kalkmış. Ben yani bunun sebebi de Tupac'ın sırf Tupac'a şarkılarını sıkıcı dedi diye böyle bir saldırıda bulunmak istemiş. Lilzen de kendini savunmak için arkadaşa silah çekmiş diyebiliriz. Yani Lilzen de şöyle bir açıklama yapıyor. Saldırıya uğramak üzereydim. Ben de hani yapmam gerekeni yaptım. Hala Tupac saçmalığından söz eden tüm eski kafaların kaltakların işte canı cehennemle işte kendi hayatını yaşa bu çocuğa bulaşmayı bırak tarzında yorumda bulunmuş. Tabi bu röportajdan sonra büyük tepki de gördü biliyorsunuz. Bir de bir daha da asla röportaj yapmayacağını da sözünü verdi. Bu arkadaş da silah çekti diye kendisini davalık etti arkadaşlar. Hatta arabadan uzaklaşırken bu arkadaşa camdan bir tane bardak attığını falan söyledi. Yani kendisini bu konuda davalık etti diyebiliriz. Tabi durum ne ne halde şu an belli bir şey yok haberimiz güzel bir haber arkadaşlar Travis Scott ile alakalı kendisi bence en iyi yılını yaşıyor diyebiliriz hiç albüm çıkarmasa bile ticari olarak büyük işlere imza attı Bunlardan biri zaten McDonald's Land Rover Nike ve birçok markalarla diyebiliriz seneye arkadaşlar Ütopya albümünün çıkacağını kendisi duyurdu Yani beklentimiz büyük Yani bu arada arkadaşlar Franchise şarkısı Travis'in son şarkısı birinci sıra yerleşti gerçekten iyi bir sonuç aldı diyebiliriz Vallahi benim şu an beklentim Travis değil aslında. E, Triplet'in <laughs> 30'unda çıkaracağı e, Pegasus Albüm'ü vallahi onu bekliyorum arkadaşlar. Videosunu çekerim ve videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Değilseniz de abone olmayı unutmayın. Haberler hakkında ne bileyim bir yorumunuzu artık yazarsınız diye düşünüyorum. Güzel haberlerdi bugün. E, kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.